Relegate TV'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yanımda Alihan PBD Ocaklı var. Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Doğru hatırlıyorum. Hiç bakmadım Yok ben. yok doğru hatırlıyorsun helal. Alihan hoş geldin kardeşim öncelikle. Hoş bulduk. Alihan benim sana ilk sorum şu. Kardeşim sen nasıl MVP olabilirsin bu takımda? Şimdi taşıyıcıların iyi oynuyor. Sen de çok iyi oynuyorsun. Mesela hani Ya harbiden takım savaşlarında falan hani hiç hata yaptığını falan görmüyorum bu aralar. Ve hani harbiden helal olsun falan diyorum. MVP'yi alacak bu çocuk bu sefer diyorum. Ama tam Kench oynuyorsun. Lulu oynuyorsun. Hani ne yapabilirsin anladın mı? Hani ne gerekiyorsa onu oynuyorsun. şöyle bir şey yani pik kısmına geliriz de genel olarak şu an bence zaten AD Carry ve midler çok önde yani. İki tane çok böyle vuran şeyler olduğu için. Hani oyunda genellikle fightlar etrafında dönüyor çok fazla. Fightta vurunca öne çıkıyorsun. Yani o yüzden mesela bence hani benden de ziyade mesela Hakan çok hak ediyor Ferhat. Mesela Hakan bence çok 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 iyi oynuyor yani ve Bence de çok iyi oynuyor. MVP alamaması çok üzücü bence. Ben kendimden çok Hakan'ı özlüyorum yani. O şey böyle serin geliyor yandan Syndra'yla top atıyor adam yere düşüyor. Öyle Kaldı yani 2'yi oyun çok iyi herkes uzuyor. ölüyor. Adam hani böyle Graves Nidalee alıp çok böyle 1v9 oynaması lazım bütün oyun boyunca. Başkasının öne çıkmaması lazım ama yani oyun uzadığı için direklerden ötürü mid ve ADK'ler alıyor yani. Peki genel olarak Kaori ile ilişkiniz nasıl? Ben şey diyor hani hiçbir sıkıntı yok diyor. Takılıyoruz diyor. Kaori nasıl bir Yani oyuncu? zaten ya şöyle bir şey zaten şu an hani takımdaki hiç kimseyle bir sıkıntı yok. Bir yıldır beraber oynuyoruz. Zaten herkes iyi anlaşıyor yani. O yüzden herkes birbiriyle iyi durumda yani. Zaten o yüzden kazanırız çoğu maç yani maçlarımızı. Çok iyi iletişimimiz var aramızda. Çok böyle hani ben şu ana kadar hiçbir takımda olmadığım kadar eğleniyorum yani. Böyle çok boş ağır muhabbet döndürüyoruz falan. Çok güzel yani o yüzden. İyi, çok sevindim ben de öyle bir ortam varsa. Genel olarak hani takımda bu demin Kaori'ye de sordum önceden Selin'e de sormuştum. Bu takım savaşları olsun, hızlı girme olsun, hızlı çıkma olsun, gerektiğinde yavaş oynamak olsun, skill'leri beklemek, power spike'lar falan bunların hepsini şu ana kadar hep doğru ve kusursuz yapıyorsunuz neredeyse. Bunu kim sağlıyor? Biri sağlıyor mu yoksa herkes hani bir uyum sağlandı oradan devam ediyoruz mu? Ya takımda hani uyum ya bu böyle çok uyumla falan da açıklanabilecek bir şey yok yani. Genel olarak çok böyle herkes ne yapacağını biliyor. Zaten de konuşuyoruz yani böyle. Hani bir kişinin de kesinlikle şey değil yani. Şu diyor işte ben diyorum şu diyor falan değil. Herkes düzgünce konuşuyor yani. O an ne yapabilir ne yapamaz. Hani o takım savaşında ne yapmamız lazım. Adamlar ne yaparsa kazanır falan. Yani bunları konuştuğumuz için ve hani böyle fightlarda da ağır bir şey dönmüyor zaten hani o esnada. Hani sadece İşte orna dalacağız. Orna işte bilmem ne bilmem ne. Hani şunun üstüne dikkat falan diyoruz yani. Böyle hani fight'tan öncesinde zaten ne yapacağımızı konuşup bildiğimiz için kolay oluyor bizim için yani. Anladım. Peki Kaori de hani böyle final hakkında konuşmuştu, Verse hakkında konuşmuştu. Sen bu kadroyla Verse'e gidebilir misiniz sence hani? Ön elemeleri geçebilir misiniz şu anki oyununuzla kıyasladığında? Ya ilk öncelikle tabii ki TFF kazanmak. TFF kazandığımızda da ben hani açıkçası bir şeyler yapabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü şöyle bir şey hani bizim hani yapamazsak tek şeyden yapamayabiliriz bence. Hani bireysel olarak mesela çok üstün birisi gelir. Mesela Knight gelir işte Kira'ya gelir. Birileri gelir yani Anladım. böyle. Yok ederler. Onun dışında mesela takım olarak bence hani ne yaptığımızı, nasıl yaptığımızı hani Makro'yu biliyoruz yani. Makro'yu bildiğimiz için ve takım savaşlarını iyi oynadığımız için bence belki de yapabilecek takımlar arasında şeyizdir yani. En iyi şu an takımızdır Türk takımlar arasında. Çünkü hani Fenerbahçe, SUF var mesela, Galacticos var. Hadi Galacticos mesela biraz iyi de mesela SUF FB 2 haftadır maç kaybediyorlar yani. Toparlamaları lazım. Şu anki durumda yani toparlayamazlarsa en iyi takım biziz yani Worst'te performans olarak gidecek olursa ya. Şu anki performanslara göre diyorsun. Evet. Peki hiç antrenmanlar nasıl geçiyor? Antrenmanlarda kimlere karşı oynuyorsun? LEC'den takımlarla oynama fırsatınız oldu mu? İsim vermeden söyleyebilir misin şu anki Ya performanslarınızla? Yeniyor maalesef çok musunuz? oynayamıyoruz Yenmiyor yani. musunuz? Yani maalesef böyle çok iyi takımlarla scrim bulamıyoruz. Özellikle hani bir de şimdi bu alt lig takımları var ya, EU Masters takımları. Evet. Orada da böyle çok iyi takımlar yok yani. Onlar O yeterli yüzden hani gelmiyor mu şu an size? yani yok yani lig takımlarıyla da çok zor alıyorsunuz yani scrim. O yüzden yani scrimlerimiz okey yani ciddi oynuyoruz. Güzel geçiyor ama daha iyi rakiplerle oynamak isteriz tabii ki de yani. Ama Peki sezonun işte başından beri LEC ile oynuyor olsaydınız şu an çok 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 inanılmaz bir wildcard ya sizi yordu o muydu? yok o %100 yani o, tamamen Değil şey mi? yani.
Ya çünkü şöyle bir şey yani Scrum'de genel olarak sen öğreniyorsun, oturtuyorsun şeyi. Ve mesela hani bizde birazcık şey de oluyor. Mesela rakibe bakıyoruz, çok iyi değil yani. Direkt hani biz böyle trole başlıyoruz yani. Hani çok üstün direkt adamları mesela herkes hemen şey oluyor yani. Tamam şurada hata yapıyor. Dakika 2'de 3'te mesela aa bu adam şöyle hata yapıyor. Böyle kötü böyle öftü denmeye başlıyor. Hani çok kötü olduğu için adamlar da çok böyle ciddiye alamıyoruz. Ama mesela iyi takımlara karşı oynadığımızda genellikle yeniyoruz zaten. Ve hani çok daha gelişirdik yani. Özellikle mesela ligde oynuyor olsak falan çok çok daha iyi Değil mi? olurdu yani. Peki playofflarda falan oynama şansınız var mı? Hani sonuçta playoff'a çıkamayan takımlar antrenmanlara ara Ya veriyor ya. tabii ki de o zamanlar değişir çünkü hani yavaş yavaş takımlar bırakıyor yani kötü takımlar yani. Oynamak zorunda kalıyorsun o zaman. Bakalım yani umarım. Peki şu an korona falan da var. Evde ne yapıyorsunuz? Takım olarak aktiviteler neler? Oyun oynamak Evet. dışında. İşte bilmiyorum böyle hani işte dizi film falan izliyoruz yani beraber. Çok böyle hani dışarıya çıkmıyoruz olabildiğince. Bazen işte çıkıp çay içmeye falan gidiyoruz. Onun dışında böyle çok bir şey yapmıyoruz. Korona bayağıdır yani 4-5 Değil aydır mi? bizi tüketti. Peki sana son sorum. Şu an alt koridorlar arasında hani cevap verebilirsin, lig de bitmek üzere. Kaori ile kendinize en iyi alt koridoruz diyebilir misin şu anda ligdeki? Şu anki Ya genel bilmiyorum. Şu performansa an mesela bakarak. hani Snowflower falan var. Bence hani böyle çok ekstra bir şey yapmadılar. Hani bence iyiyiz yani. Çok iyiyiz yani. Özellikle Hasan mesela ben çok beğeniyorum Hasan'ı. Çok iyi oynuyor yani. Ben de böyle hani geçen sezonki playofflarda oynadığım oyuna böyle birazcık daha geriyim oyundan. O aralar mesela iyi oynuyordum. Onu da yakalayıp daha üstüne koyarsam yani çok daha iyi oynayabilirim ben de. Ben de çok iyi oynarsam direkt yani yok ederiz herkese. Peki o zaman kardeşim, buradan Wildcast'i destekleyen, desteklemeyen, laf eden insanlara buradan bir söyleyeceğin şeyler var mı? Yani 5 Türk'üz. Bence bu çok değerli bir şey yani. Hani takımın akademide oynuyoruz falan. Onları geçersek yani. Çalışıyoruz. Verse'e gidersek de elimizden gelen en iyisi yapmaya çalışacağız. O yüzden hani destekleyenlere teşekkür ederiz. Umarım hani Verse'e gidersek de böyle çok böyle şey olmaz yani. Desteklerler biz de. Okey de yani çok bir şey diyemeyeceğim bu konu hakkında. Eyvallah Teşekkürler kardeşim. destekleyenlere. O zaman ben de sana teşekkür ediyorum. Röportajımızın sonuna geldik. Görüşürüz. Kendine iyi bak Alihan. Görüşürüz. Playoff'larda yine darlarım seni. Belki önümüzdeki haftalarda Tamamdır. darlarım. O zaman kendinize iyi bakın arkadaşlar.